Güzel sabahlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 23 Eylül Cuma. Haftanın son günündeyiz. Umarım bir hafta içerisinde sizlere faydalı haberler iletebilmişizdir. Değerli izleyicilerimiz, dilerseniz birinci sayfa başlasın. Öncelikle kendi gazetem İlk Ses'in manşetindeyim. Bugün manşette benim yapmış olduğum bir özel haber var. Biliyorsunuz ki dün stüdyomuzun konuğu Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin'di. Ve Semih Girgin UNESCO Dünya Mirası koruması altına alınamayan Kemeraltı bölgesiyle alakalı çok önemli bilgiler verdi. Bizler bu bilgileri televizyonda olduğu kadar gazetemizde de anlatmak istedik. Dilerseniz şimdi yapmış olduğum haberin içeriğine bakalım. Kemeraltı için son bir umut demişiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir'in simgelerinden Kemeraltı ve çevresini kapsayan İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni eleyerek Bursa'nın İznik bölgesini seçti. Yılların esnafı ve Kemeraltı'na hizmet sunan sivil toplum kuruluşları bu duruma tepki gösterirken, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin hala daha bir umutları olduğunu kaydetti. Girgin, Ankara'ya ikinci bir dosya göndereceklerini ve Eylül ayının son gününde durumun netleşeceğini söyledi. Girgin, her yeri eşelemeye, neresi doğru, neresi yanlış diye bakmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyada Almanya ve Fransa'da bunun örnekleri olmuş. O zamanlardaki hükümetler 3. 4. dosyayı göndermişler. Gönderdikten sonra da UNESCO ekibi tekrardan bir değerlendirme yapabilmiş dedi. Değerli izleyicilerimiz, dün herkesin aksine Semih Girgin çok farklı cümleler kurdu. Kendisi sürecin halen tamamlanmadığını, bu ayın sonunda yani Eylül ayının son gününde UNESCO ekibinin tekrardan bir karar vereceğini belirtti. Ya İznik denilmeye devam edecek ya da İzmir seçilecek. Semih Girgin hala daha ümidini kaybetmiş değil ve aynı ümidi esnafın da İzmir'de bulunan siyasetçilerin de korumasını istiyor. Biliyorsunuz ki Tunç Soyer gibi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gibi İzmir'de görev alan CHP'li milletvekilleri de konunun siyasi olduğunu belirtti. Fakat Semih Girgin farklı bir açıdan bakıyor. Hala daha şansımız var. Bu yüzden valilikten, oda başkanlarından, milletvekillerinden destek istiyoruz dedi dünkü programımızda. Bu 10 günlük süre zarfında bence tüm şansımızı değerlendirelim ve kimler yardımcı olabiliyorsa siyasi anlamda Semih Bey ve esnafın yanında olsun diyelim. İkinci manşetimize geçelim. İkinci manşet, eğitimde yeni sorun mevsimlik öğretmen. Eğitim İş İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Adem Yıldırım, eğitim sistemi içerisinde öğretmenden tasarruf yapıldığını ve taşeron mevsimlik öğretmen anlayışının ortaya çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa müjdelediği sosyal konut projesi konuşulmaya devam ederken, ödemelerin nasıl olacağı da tartışmaları beraberinde getirdi. Başvuru yapmak isteyen ancak asgari ücret dahi alamadıkları için sosyal konuttan faydalanamayan öğretmenler sosyal medya hesaplarından sesini duyurmaya çalışırken Eğitim İş İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Adem Yıldırım taşeron mevsimlik öğretmen çıkışıyla tartışmanın fitilini ateşledi. Yıldırım, öğretmenin itibarsızlaştırıldığı çok zor günlerden geçiyoruz dedi. Efendim, çok önemli bir söz kullanmış Adem Yıldırım bizimle yaptığı özel bir röportajda. Taşeron mevsimlik öğretmen demiş. Öğretmenin ne denli itibarsızlaştırıldığını sizler de bu başlık altında eminim ki görüyorsunuzdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesi müjdesini verdi.
Fakat sizler de görmüşsünüzdür belki, birçok ücretli öğretmen sosyal medya hesaplarından biz nasıl ödeyeceğiz demeye başladı. Çünkü kendileri asgari ücret dahi değil, asgari ücretin altında ücretler alıyorlar. Hatta Adem Yıldırım şöyle bir görüş verdi bizlere. Birlikte çalıştıkları, aynı okul içerisinde çalıştıkları işleri yapan, okul işlerini yapan, temizlik işlerini yapan kişilerden dahi daha az ücret aldıklarını söylediler. Umarım ücretli öğretmenlerimiz için bir an evvel yeni bir yasa getirilir ve bu yasada yeni maddeler yer alarak öğretmenlerimizin sesine ses olunur diyoruz. İlk Ses gazetesinin bir diğer başlığını sizler için okumak istiyorum. Kemer altı için destek istedi başlığını atmışız. Dün Erdal Erey'in Siyaset Kulisi programına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur katıldı ve kendisi tıpkı Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin gibi UNESCO Dünya Mirası altına alınamayan Kemeraltı için konuştu. Birçok konuda görüşlerini dile getirdi fakat özellikle üzerinde durduğu nokta buydu. Kemeraltı için Sayın Batur da destek istedi. Odalardan, valilikten ve milletvekillerinden destek istedi. Bu konuyu da sizlere paylaşmış olalım. Ve şimdi Ege Telgraf gazetesinin manşetindeyiz. Festivallerin efendisi döndü demiş. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde de bunu müjdelemiştik sizlere. Özellikle turizm anlamında çok fazla ismini duyduğumuz Çeşme ilçesi o eski festivaline geri kavuşuyor. Efsane müzik festivalleri arasına adını altın harflerle yazdıran Çeşme Festivali yeniden hayat buldu. Balkan temasıyla Çeşmelilerle buluşan festivalde coşku doruğa çıkacak. 1884, 1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında yapılan Çeşme Festivali 25 yıl aranın ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından 2019 yılında Ege'nin iki yakası temasıyla yeniden gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle ara verilen Çeşme Festivali bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Balkan Günleri temasıyla yapılan festivalin kortejine CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Veli Ağbaba ile CHP İzmir Milletvekilleri de katıldı. Alaçatı, Çiftlik ve Ildırı'da eş zamanlı mutfak atölyeleriyle başlayan festivalin ilk gününde Şef Rıfat Yurttaş, Balkan yemeği ajvarı yaparak tarifini Çeşmeliler ile paylaştı. Ardından Saraybosna'nın Gözyaşları Duje film gösterimi ve söyleşisi yapıldı. Murat Meriç'le Balkan müziği ve Türk popu konulu şarkılı söyleşi de gerçekleştirildi. Öte yandan Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren ve Başkan Oran'ın da iştirak ettiği festival korteji renkli görüntülere sahne oldu. Okurken üzüldüğüm bir haber oldu açıkçası. Neden gitmedim diye. Eminim çok çok güzel bir etkinlik olmuştur. Renkli anlara sahne olmuştur Çeşme. Çeşme son zamanlarda özellikle turizm anlamında kendini gösteremediği için çok fazla eleştirilen ilçelerden biri oluyordu. Yani en azından bizim yaptığımız haberler o yöndeydi. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri bu yöndeydi. Bu tarz festivallerle Çeşme'yi yeniden bu şekilde görmek çok mutluluk verici. Umarım her zaman böyle rengarenk olur Çeşme deyip Ege Telgraf gazetesinin ikinci manşetini ele almak istiyorum. Muhabir Rana Beyza Öztürk'ün özel bir haberi var. Ekonomistler ve sendikalar karamsar tablo çizdi demiş. Yiğit muhtaç kuru ekmeği. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, enflasyon dar gelirli aileler için önem arz ediyor. Sonuç olarak rahatlıkla diyebiliriz ki enflasyon sabit bir geliri olan ve emek gücüne dayanan kesimler için yıkıcı sonuçlara neden oluyor dedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da
ekonomik göstergelerin getirmiş olduğu yoksulluk derinleştikçe bu ülkedeki insanlar sadece yaşamak adına kuru ekmekle yaşamlarını sürdürmeye başladılar demiş. Ne zaman bu tarz haberler yapsak bu tarz başlıklara yer veriyoruz. Yiğit muhtaç olmuş kuru ekmeğe ya da yiğit muhtaç olmuş kuru soğana diye nereden bilebilirdik ki bir şarkı sözünün böyle haber konuları altında konuşulacağını. Ve şimdi bir başka haberdeyiz. UNESCO tartışmalarına Altay'da katıldı demiş Ege Telgraf gazetesi. Yağmur Daşlı'nın gittiği bir açıklama bu. Yine UNESCO konusu ve yine Kemeraltı, sadece Kemeraltı değil, yine İzmir'in dokusu ele alınmış. İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO mirasına kabul edilmemesi tartışmalarına Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay da dahil oldu, iktidarı eleştirdi. Muhakkak ki önemli açıklamalar bunlar. Fakat bence artık siyaset anlamında Kemeraltı'nı ve UNESCO sürecini değerlendirmektense 10 günlük bir süreçten bahsediliyor. Halen daha bir şansımız olduğu söyleniyor. Bence biraz da ne yapabiliriz üzerine konuşmamız lazım. İktidardan dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dolayıdır söylemleri şu anki süreçte yanlış diye düşünüyorum ben. Halen daha şansımız varken bir masa etrafında toplanılıp Kemeraltı için, İzmir için böyle bir şans halen varken neler yapabiliriz üzerine konuşulmalı diye düşünüyorum. Ve Karar Gazetesi'ndeyiz. Ulusal birkaç haberi de sizlerle paylaşmak istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz ki altılı masa halen daha ortak adayını açıklamadı. Bunun üzerine çok fazla siyasetçi de görüşlerini bildirmeye başladı. O isimlerden biri de Babacan. Karar Gazetesi de A planı ortak aday başlığını atmış ve Babacan'ın sözlerine yer vermiş. Babacan seçimde partisinin A planının ortak aday olduğunu açıkladı. İsmin şimdiden ilan edilmesi riskli. Öncelikle ortak program ve geçiş sürecinin yol haritasında uzlaşma sağlanmalı demiş. İsimler sürekli değişiyor, yine değişiyor başlığını atmış Karar Gazetesi. Birinci turda kazanmak istiyorsak ortak aday modeli şart ama adayda uzlaşılmazsa da imza attığımız taahhütlere uyarız. Adayın şimdi açıklanması ise karışıklık yaratır. Zaten isimler değişiyor, yine değişir. Gelen kişi aklına eseni yapamayacak, yürütme erkinin yetki paylaşımıyla kullanılması gerekiyor, seçilecek ortak aday cumhurbaşkanı olduğunda tek imzayla aklıma geleni yapayım diyemeyecek, istişare ve yetki paylaşımıyla çalışacak demiş. Bunlar Babacan'ın açıklamaları. Altılı masa halen daha konuşulmaya devam ediyor. Bizler de merak ediyoruz adayları kim olacak ve uzun bir sürede açıklanmayacak gibi görünüyor. Ve şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Türk evinde yaptığı değerlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birçok gazetede bu değerlendirmelere yer vermiş fakat hepsi farklı konu başlıklarıyla ele almış. Karar Gazetesi TOKİ hakkında yaptığı açıklamayı ele almış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ'ye ilişkin şu cümleleri kurarak siz vatandaşlarımıza ikinci bir müjdeyi de vermiş. TOKİ'den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam edenler için %25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz. Kampanya 19 Ekim'e kadar sürecek. Söylemiştik sizlere de müjde verildikten hemen sonra ilk gün milyonları bulan başvurular gerçekleşti. Fakat hemen ertesi gün ciddi soru işaretleri oluşmaya başladı. Yapmalı mıydık, yapmamalı mıydık? Çıkmazsa eğer başvuru ücretini geri alabilecek miyiz? Çıktıktan sonra ödemelerimiz nasıl olacak? Çünkü kesin ifadeler kullanılarak ödemeler şu şekilde olacak denilmediği için vatandaşlarımızın kafasında binlerce soru işareti oluşmaya başladı. Ve sanırım bu sebeplerden dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %25 peşin ödeme indirimi
kampanyasını açıkladı. Sizlere de stüdyomuzda bizler de bunun müjdesini vermiş olalım. Belki aranızda duymayanlar, bilmeyenler vardır. Ve şimdi bir başka haberdeyiz. Karar Gazetesi'nin, biliyorsunuz ki İran'da protestolar başladı. Özellikle kadınlar tarafından ciddi bir kadın mücadelesi söz konusu. Sosyal medya hesaplarınızdan da sizler de görmüşsünüzdür. Sokağın öfkesine e-duvar demiş Karar Gazetesi. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolar dalga dalga yayılıyor. 7. günde 19 şehirde sokaklara dökülen gruplar Tahran yönetimine dönük tepkilerini dile getiriyor. Olaylarda ondan fazla can kaybı olduğu belirtilirken hükümet internete erişimi engelleyerek eylemcilerin arasındaki iletişimi kesmeye çalıştı. Şimdi de sosyal medya kullanılarak, iletişim kullanılarak bu mücadele durdurulmaya çalışılıyor. Ama ben inanıyorum ki ciddi bir örgütlenme olursa, ciddi bir mücadele sergilenirse bunun üstesinden gelebilirler. Ve şimdi İz Gazete'nin manşetindeyiz. Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve bu açıklamada Ege Mahallesi'nde yapılması planlanan dönüşümün detayları aktarıldı. Değerli izleyicilerimiz, İzmir'e yeni bir sembol geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm hamlelerinden biri için ilk adım atıldı. Teknik Yapı Tecrübesi ve Koç grubunun markası Divan, Ege Mahallesi'nde başlayacak dönüşüme katma değer sağlayacak. Teknik Yapı'nın inşa edeceği Divan Residence ise İzmir'in yeni sembollerinden olacak. Tunç Soyer Ege Mahallesi'ne ilişkin kentsel dönüşüm projesinin detaylarını paylaşırken aynı zamanda şöyle bir açıklamada da bulunmuş. Biz evleri yıkarken ruhları incitmiyoruz demiş. Umarım böyle olur. Sonucu görmeden böyle iddialı bir cümle kurmak da riskli. Çünkü kentsel dönüşümün ardından yaşananları hepimiz biliyoruz. Bayraklı'da da geçmiş yıllarda ciddi bir kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. İnsanlar mahallelerinden koparılıp TOKİ evlerine yerleştirildi. Fakat bugün gidip o insanlarla görüştüğümüz zaman çok daha farklı şeyler konuşuluyor. Şu an ise Ege Mahallesi, Küçükada, Yeşildere bölgesi çok fazla ön planda. Oralarda kentsel dönüşüm yapılacağı söyleniyor. Umarım gerçekten de Sayın Soyer'in söylediği gibi ruhlar incitilmez. Ege Telgraf gazetesini de okuduktan sonra şimdi Yeni Gün gazetesinin manşetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni Gün gazetesi muhabir Nihat Ak, yurttaşı emeklilikte prime takılanlar korkusu sardı, EPT sopası demiş. Emeklilikte yaşa takılanlar yıl sonunda meclise gelecek tasarıyı dört gözle beklerken erkeklerde 9.000, kadınlarda 7.000 prim günü maddesinin yeni mağduriyetler doğurmasından endişe ediyor. Bunun üzerine, bu konu üzerine sevgili Nihat Ak bazı isimlerden görüş almış. Şimdi onları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların verdiği mücadele 23 yıldır aralıksız devam ediyor. Genel seçimler öncesi iktidar partisinin çalışma yaptıkları yönündeki açıklamalar EYT'lileri heyecanlandırdı. Çalışmalar hakkında zaman zaman sızdırılan bilgilerle iktidarın tepkileri ölçtüğü düşünülüyor. Erkeklerde 9.000 gün, kadınlarda ise 7.000 gün primi olanların emekli olacağı dillendiriliyor. EYT'liler yeni mağduriyetlerden korkuyor. Ağzı olan konuşuyor misali çok sayıda açıklanan görüşle bir bilgi kirliliği yaşandığını vurgulayan
İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Doğan Türker, bizler formüllü bir çözüm istemiyoruz. İşe girdiğimiz şartlarda emekli edilmemizi talep ediyoruz. EYT'lilerin tek çözümü vardır. 1999'da çıkan geriye doğru işletilen kısmının iptal edilmesi, yeni mağduriyetlere kimse kapı aralamanın peşinde olmasın dedi. Çok önemli bir noktaya değinmiş Başkan Doğan Türker, tekrardan bunu vurgulamak istiyorum. Özellikle EYT tartışmaları son günlerde özellikle bu kadar yoğun bir şekilde hissedilirken, yeni mağduriyetlere kimse kapı aralamanın peşinde olmasın. Bizler de bu haber aracılığıyla Doğan Türker'in düşüncelerini ve sesini sizlere duyurmuş olalım. Değerli izleyicilerimiz, şimdi bir başka haberimizdeyiz. Ticaret gazetesinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğitim anketi sonuçları yayımlandı. Anket sonuçlarına göre hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında arttı. Ağustos ayında 72,2 olan endeks Eylül ayında 72,4 oldu. Ticaret gazetesini bu anlamda değerli, kıymetli buluyorum. Çünkü bu tarz sayısal verilere çok fazla yer veren haberlerle sizleri aydınlattığını düşünüyorum ben. Şimdi Haber Express gazetesinin manşetindeyiz. Haber Express gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 5 yıl hapsi istenen Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda'yı ele almış. Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı. Savcı, Arda için Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Öte yandan sanığın kamu görevi üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden, seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talebi de mütalaada yer aldı. Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatı esas hakkında savunma için süre talebinde bulundu. Avukatın süre talebini kabul eden hakim duruşmayı 20 Aralık'a erteledi. Belki biliyorsunuzdur, İlk Ses gazetesinin her perşembe düzenlediği, geçmiş zamanlarda tabii şu an hali hazırda öyle bir programımız yapılıyor değil, geçmiş zamanlarda düzenlediği Perşembe Sohbetleri programı vardı ve biz o programda her perşembe bir belediye başkanını, İzmir siyasetinde aktif rol alan başkanlarımızı bu editör masamıza davet ediyorduk. Halil Arda da o davetlilerimizden biriydi. Kendisi özellikle Gazi Emir için önemli bir isim ve katıldığı programımızda da çok değerli görüşlerde bulunmuştu. Birçok basın açıklamasına da gidiyoruz. Umarım onun hakkında en doğru karar verilir ve kendisi bir an önce aklanır diyelim. Sırf bir sosyal medya mesajı üzerinden böyle bir cezaya çarptırılması ne kadar doğru? Bunları da sizin görüşlerinize bırakıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve şimdi 9 Eylül gazetesindeyiz. 9 Eylül gazetesinin muhabiri Gökçe Adar özel bir haber yapmış. Geri dönüyor ama sonrası muamma demiş. Biliyorsunuz ki Ali Ağa'ya getirilmesi planlanan bir savaş gemisi söz konusuydu. Asbest yüklü bir savaş gemisi. Fakat bu geri gönderildi. Ama son durum nedir? Ali Ağa'da ciddi bir hava kirliliği var. Sadece mesele gemi değil aslında. Dün sevgili muhabir arkadaşımız Çağla Geniş de bu tarz bir haber yapmıştı ve o da gemi gönderildi ama halen daha
ilçenin, İzmir'in zehirlendiğini vurgulamıştı. Bir başka haberi de Gökçe Adar paylaşmış. Rotasını Brezilya'ya çeviren gemi hızını 1.7 knottan 5.3'e çıkardı. Gemi Ekim'in ilk haftası Brezilya'da olacak. Brezilya'ya vardıktan sonra ne olacağı konusunda ise ilk kez açıklama yapıldı. İzmir'de uzun süredir gündemden düşmeyen gemi 5 Eylül tarihinde sabaha karşı manevra yapıp rotasını Brezilya'ya çevirmiş. Geminin Rio limanına döndüğü resmi olarak açıklanmıştı. Hava şartlarında herhangi bir aksilik olmadığı takdirde geminin 4 Ekim 2022 tarihinde sabah 6 sularında limana varacağı kaydedildi. Geminin Rio limanına vardıktan sonra yeniden Aliağa'ya getirileceği iddialarına yanıt veren SÖK Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Yiğit, geminin limana vardıktan sonra ne olacağı konusunda bilgi sahibi değiliz, süreci birlikte göreceğiz dedi. Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu üyesi Doktor Ahmet Soysal ise sürecin titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Umarım bir daha gelmez. Fakat şunu da belirtelim ki dün de aynı konu üzerinde durmuştuk. Aliağa'daki mesele sadece gemi değil. Orada ciddi bir hava kirliliği söz konusu. Ciddi bir cüruf tehlikesi var. Cürufun ne olduğunu belki az çok bileniniz vardır. Geri dönüştürülen sanayi atıklarından eritilerek ortaya çıkan ve kanserojen maddeye sahip zehirli atıklar. Umarım bir an önce bunun da önüne geçilir. Ve Yeni Bakış gazetesindeyiz. Son olarak göçmenleri 2 yılda göndeririz başlığını atmış Yeni Bakış gazetesi. Kenan Yeşil'in haberi. Dün Engin Altay, Ali Öztunç, Sevda Erdan Kılıç bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve diğer yerel gazetelerimizde de bu basın açıklamasına yer verilmiş. Fakat Yeni Bakış gazetesi bir başka konuyu ele alarak haberi işlemiş. CHP'li Fatih Altay, İzmir'in sokaklarına Afganları salamazsın, ister sığınmacı ister göçmen olsun, Türkiye'nin sokaklarını, mahallelerini 2 yıl içinde bunlardan kurtaracağız dedi. Yeni yasama yılı öncesi yaptıkları kamp için CHP milletvekilleri İzmir'e gelirken parti grup başkan vekili Engin Altay İzmir'de gündemi değerlendirdi. Altay, genel başkanımız Kılıçdaroğlu iki önemli projenin açılışını yapacak, geri dönüşüm merkezi ve Gazi Emir'deki toplu konut temel atma törenine katılacak dedi. Göçmen sorununa ilişkin Engin Altay, Suriyelisi, Afganlısı fark etmez. İzmir'in sokaklarını Afganları salamazsın, ister sığınmacı ister göçmen olsun. Türkiye'nin sokaklarını, mahallelerini bunlardan kurtaracağız. 2 yıl içinde bunu yapacağız. Bay Kemal ve CHP'nin sözüdür. Paşa paşa tıpış tıpış gidecekler. Direnmemeleri için her türlü teşviği salacağız demiş vekil Engin Altay. Değerli izleyicilerimiz, belediye işçisine kadro verilmeli demiş Yeni Bakış gazetesi bir başka haberinde. Belediye şirket işçilerinin zorunlu emekli edildiklerini, asgari ücretten maaş aldıklarını ve ikramiyeden yararlanamadıklarını söyleyen Cumhuriyet Halk Partili Kani Beko, emekçilerin kadro ve özlük haklarının verilmesi çağrısında bulundu. Özellikle İzmir milletvekillerinin mecliste bu tarz konuları dile getirmesi bence çok kıymetli. Tabii ne kadar etki yaratıyor o da şaibeli. Umarım orada sesimize ses olurlar. Ve güzel bir haberle yerel gazete manşetlerini sonlandırmak istiyorum. Can dostlara özel bakım demiş Yeni Bakış gazetesi. Narlıdere Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için uzman ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
aşıları, bakımları ve tedavileri düzenli olarak gerçekleştirilen can dostlar için hayvan nakil aracı da seferber oluyor. Bu haberimizi özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Umarım diğer belediyelerimiz de aynı çalışmaları aynı kararlılıkla yapmaya başlar. Değerli izleyicilerimiz, bugünlük programımızın da sonuna geldik. Yarın ve pazar günü sizlerle olamayacağız. Pazartesi günü yine aynı saatte ekranları başındayız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, haberle kalın. İyi günler, iyi hafta sonları diliyorum.